Adalet abla, neydi o nananın sevdiği çorba? Harço muydu, parço muydu, neydi? Söylesene, ben de ondan yapayım. Harço, ben sana öğretirim. Oh, şükürler olsun. Sağ salim yuvalarına dönüyorlar artık. Ay, gelmişler bile. Vallahi geldiler. Evine hoş geldin. Yeniden. Oğlum, hoş geldiniz. Hoş bulduk hala. Öyle çok merak ettik ki seni. Şükür sağ salim döndün. Şimdi nasılsın kızım? İyi misin? O hain cezasını buldu ya. Ben şimdi yeniden doğdum Akçağla. Oh, çok şükür. Çok kötü şeyler yaşadınız. Hala inanamıyorum. Senin ona. İyi mi arkadaşın? Telefonu açmadın diye biraz küsmüştüm sana. Ben de seni çok özledim canım. Hem de öyle çok ki. Sen merak etme. Herkes iyi. Arkadaşım da çok iyi. En iyisi bırakmayın ben seni hiç. Böyle yapışıp kalayım. Olur, kalalım Anuka. Sen yokken amcanın da iş çıkmıştı zaten. Yoktu o da. Geceleri uyuyamıyordum hiç. Belki böyle uyurum. Bundan sonra yanındayız ateş parçası. Buradayız. Seni yalnız bırakmayacağız artık. Yusuf, hadi oğlum gidip sen sütünü iç. Nana kızımla amcan da yoldan geldiler. Çok yorgunlar. Gidip ellerini yüzlerini yıkasınlar, üstlerini değiştirsinler. Hadi çocuklar. Çok özledim. Onunla mı kalsam? Hasret giderirsin sonra. Şimdi dinlenmen lazım. Hadi gel. Ben elini tutmasam arkaya bakmaktan boynun öyle kalacak. Hadi odana. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Asıl senin ihtiyacın olursa ben buradayım. Pansuman falan. Biliyorum. Hadi gir içeri. Tamam, sen de. Thank you.
Şimdi ateş parçasının yanındadır. Dinlememiştir. Söz dinlemez ki zaten. Bir baksam. Oğlum. Yanlış iliklemişsin düğmelerini. Yorgunluktan dalgınsın herhalde. Şükürler olsun Rabbime. Şimdi dava düştü değil mi oğlum? Karaçal denen zehir tüccarı cezaevine boyladı nihayet. Suçsuzluğum kanıtlandı sonunda. Şükürler olsun bugünümüze. Son geldiğinde çok kısa anlattın. Mürebbiye kızı da evliliğe zorlamış değil mi? Şantaj yapmış alçak. Benimle tehdit etmiş. Canımın, özgürlüğümün karşılığında. O son ana kadar benim için mücadele etti, savaştı. O haini bir an bile boyun eğmedi. Ama hesap etmediği tek bir şey vardı. Onu asla bırakmayacağım. Buyurun Akçağla. Bir şey mi istedi? Ah kızım. Ben nasıl ödeyeceğim senin hakkını? Hani artık kavuşamam derken yıllar sonra ulaştım ya abime yadigarlarına. Sen de işte onlar için gözünü kırpmadan ateşe atmışsın. Feda etmişsin kendini. Sen meğer ne yürekli, ne cesur, ne has bir kızmışsın. Önceleri seni yabancı bildim, mesafeli davrandım. Bazı anlar geldi, seni kırdım bile. Ne büyük hata yaptığımı şimdi anlıyorum. Seni incittiysem, kırdıysam beni affet kızım. Hakkını helal et bana. Ne olur. Öyle konuşma Akçağla. Sen bir şey yapmadın ki. Hem ben de sadece gerekeni yaptım. Gereken dediğini yapmak için koca bir yürek lazım. Bundan sonra bil. Yaman benim nasıl oğlumsa sen de benim kızımsın.